Evet, şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız. Son durumu Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır'la değerlendireceğiz. Sayın Çukurçayır, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gerek Şanlıurfa, gerek Adıyaman depremlerin ardından şimdi de maalesef sellerle boğuşuyor. Bir başka felaketle karşı karşıya ülkenin güneydoğusu. Sizden de bir yorum alalım. Nasıl yorumlarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz bu yaşananları? Şimdi Togay Bey, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem şahsım adına hem de başkan olduğum Meteoroloji Mühendisleri Odası adına. Fakat burada ilginç olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayın 13'ünde bu bölge için çok ciddi bir yağış olacağını, yağış beklendiğini ve ani sel ve taşkınlara karşı da duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Ve bunu da bütün yetkililerle, ilgililerle paylaştı. Ama ne yazık ki uyarılar henüz Türkiye'de amacına ulaşmıyor. Yani bizim en çok üzüldüğümüz, en çok sıkıntısını duyduğumuz konulardan bir tanesi de bu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü biliyorsunuz Türkiye'de 3254 sayılı yasa ile meteorolojik tahmin ve uyarılar konusundaki tek yetkili ve sorumlu kurum. Ve bu kurum üzerine düşeni hemen hemen her olayda yapmış olmasına rağmen ne yazık ki bizim altyapımızın ya da insan duyarlılığımızın istenilen düzeyde olmaması nedeniyle bu tip sıkıntıları ülkemizin çeşitli coğrafyalarında yaşıyoruz. Şimdi görüntüleri siz yayındayken izledim. Özellikle bu battı çıktı dediğimiz, yani ya da yeraltı geçişleri, araçların koddan daha aşağıda geçişlerini sağlayan alt geçitlerde ne yazık ki onlar bu tip yağışlarda bir su toplama bölgesi o görevini görüyor. Hem suyun ani hızından dolayı, topografyadan kazanmış olduğu hız nedeniyle önüne gelen bütün araç olsun, malzeme olsun, madde olsun, önüne gelen ne varsa silip süpürüp bu alanlara taşıyor. Onun için bu tip uyarılar olduğu zaman ve yağışın ilk damlasının yere düşmesinden itibaren aslında bu bölgelerin trafiğe kapatılması lazım. Yani çünkü bu bölgeler oradaki altyapı sistemi bu tip yağışları tahliye edecek, deplase edecek güçte değil. Bu Türkiye'nin hemen hemen her yerinde böyle. Onun için oralar bir su toplama bölgesine dönüşüp hem araçlar için, araç içindeki insanlar için hem de önüne katıp sürüklemiş olduğu tüm malzemeleri oraya götürdüğü için çok ciddi bir risk bölgesi oluşturuyor. Şimdi geldiğimiz noktada evet, yağış uyarıları yapıldı. Bütün yetkililer, oradaki insanlar uyarıldı ama o bölgenin de tabii ki şu anda bütün dikkat noktası depremle ilgili olan çalışmalara odaklandığı için belki de bazı şeyleri es geçtiler ya da ellerinden bir şey gelmedi. Ama bu tip şeylerde ne yazık ki Türkiye'de birçok şehrimizin altyapısı bu tip yağışlara uygun değil. İklim değişikliği nedeniyle de hep söylüyoruz, yağışların zamansal ve alansal değişimlerinde çok ciddi değişiklikler var. Dolayısıyla bu tip yağışlar karşısında insanlarımızın çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olması gerekiyor. Peki size göre Sayın Çukurçayır, uyarılar neden dikkate alınmıyor? 13'ünde diyorsunuz, üzerinden 2 gün geçti. Bu uyarılar neden dikkate alınmıyor size göre? Şöyle, 13'ünde bu uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu tip uyarıları neredeyse yani bu olayların yaşanmasından saatler öncesinden, hatta günler öncesinden yetkililere ve kamuoyuna duyuruyor. Bunu kurumun web sayfasından da görebilirsiniz ya da aboneyseniz onun telefon sistemine sizin telefonlarınıza da bu tip mesajlar geliyor. Şimdi Türkiye'de ne hikmetse maalesef bir de uyarıları dikkate aldığınız zaman bu süre içerisinde inanın yapacak çok fazla bir şeyiniz de yok ama nedir, basit tedbirlerle bu tip zararları minimize etme şansımız var. Nedir mesela bu battı çıktıların bu tip olaylarda araç trafiğine kapatılması bir tedbir olarak gündeme gelebilir. Çünkü hakikaten buralar göl oluyor. Yani göl derken su toplama alanlarına dönüşüyor. Dolayısıyla en büyük sıkıntıları bu tip yerlerde yaşıyoruz. Şimdi bu alanları siz diskalifiye ettiğiniz zaman yağan yağışın evet yine önüne geleni sürükleyecek ama daha rahat tahliye etme şansınız var. Şimdi ben araçları görüntülerinizde izliyorum. Önüne kattığı bütün araçları, zaten suların hepsi o bölgeye akıyor. Çünkü kod farkından dolayı o bölge bir toplama havzasına dönüşmüş. Yağışların toplanma havzasına dönüşmüş. Dolayısıyla En büyük zararlar da bu alanlarda meydana geliyor. Yapılacak en basit işlerden bir tanesi bu tip yağışlarda birincisi trafikte olmayacaksınız. Yani eğer trafikteyseniz de en yakın ve güvenli bir noktaya kendinizi atmaya kalkacaksınız. Park halindeki araçlar için risk her zaman var. Ama onlar da maddi kayıplarla atlatılabilecek olaylar olacak. Ama insan kayıpları dediğiniz zaman evet bize hiç yakışmıyor. Çünkü günler öncesinden uyarılmış ve şehrin altyapısının ne yazık ki buna yeterli olmadığı, yağan yağış da çok ciddi bir yağış. Onu da küçümsemiyor. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 kilogramın üzerinde bir yağış beklediğini duyurmuş. Dolayısıyla 100 kilogramlık bir yağış o coğrafyada yıllık toplam yağışa baktığınız zaman gerçekten çok yüksek bir yağış. Ama bu demek değildir ki can ve mal kayıplarının da pik noktada olması bize yakışmıyor. Daha basit bir şekilde bunu atlatabilme şansımız var idi. Sayın Çukurçayır, son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii uyarıların dikkate alınmadığının altını çizdiniz, vurguladınız. Şimdi hazırlıksız yakalandı. Evet, vatandaşlar deprem bölgesinde, Adıyaman'da, Şanlıurfa'da bu felakete. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken ilk temel nokta nedir size göre? Ya birincisi, o bölge biliyorsunuz deprem bölgesi ve yeniden inşa edilecek. Birçok şehrimiz yeniden inşa edilecek. Bir kere buralar inşa edilirken oraların iklimsel özelliklerine uygun yapılaşmanın oluşturulması gerekiyor. Şehrin altyapılarının 100 yıllık ve 24 saatlik yağışlara uygun hale getirilmesi gerekiyor ki, çünkü önümüzdeki yıllar geçtiğimiz yıllardan çok daha sert geçecek. İklimsel değişiklik anlamında söylüyorum bunu. Yani soğuk ya da sıcak olarak değil. Çünkü yağışlar, zamansal ve alansal değişimi söylüyorum. Bundan sonra yapılacak olan şehirler meteorolojik ve iklimsel özelliklere uygun olarak dizayn edilirse bu tip sıkıntıları çok daha az yaşarız. Hiç yaşamayacağız demiyoruz ama çok daha az ve çok daha basit zararlarla atlatabiliriz. En büyük sıkıntımız bizim bu. Çünkü bizim şehirlerimizin şu anda o bölgede deprem olmasaydı da, depremle ilgilenmeseydik de hemen hemen bu sahneleri yine görecektik. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu sahneleri görecektik. Dolayısıyla deprem işin tuzu biberi oldu. Üzerine de hakikaten bu şiddetli yağışlarda olayı gerçekten çok daha sıkıntılı bir süreç haline getirdi. Çünkü insanların çadırda yaşaması, konteynerde yaşaması bu tip şeylere daha açık, tehditlere daha açık hale getirdi. Dileğimiz bundan sonra dediğim gibi yeni yapılacak olan yerleşim yerleri meteorolojik ve iklimsel özellikler de göz önüne alınarak altyapısıyla, üst yapısıyla planlanırsa çok daha sorunsuz bir gelecek bizi bekliyor diyebilirim. Sayın Çukurçayır, çok teşekkür ediyoruz, yayına katıldınız, önemli bilgiler verdiniz. Son olarak ekleyeceğiniz var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum o bölgeye. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına lütfen dikkate alsınlar. Çünkü bunu dikkate almadığımız zaman hakikaten çok daha ağır bedeller ödüyoruz. Bunu artık yaşayarak öğrenmenin de bir anlamı yok. Geçmişten tecrübe ederek, ders çıkararak önümüzü çok daha emniyetli bir hale getirebiliriz.